Kurtuluş taiz. Babasına bunu yapan ülkeye ne yapmaz? Kemal Kılıçdaroğlu, baba oğlu gibiz diyerek Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki yakınlığı tarif etmişti. İmamoğlu da gurur diyorum diyerek yanıt vermişti Kılıçdaroğlu'na. Siyasette baba oğlu, oğul babayı tanımaz denir. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun siyasi hırslarının farkındaydı. Fakat yine de nezaket kapılarını zorladı, centilmen olmak istedi. Ekrem İmamoğlu'nun bu tür incelikleri ayıracak vakti yoktu. Açık açık, bütün kabalığıyla kendisine oğlum diyen, üstelik İstanbul'u kendisine altın tepside sunan Kemal Kılıçdaroğlu... önce Cumhurbaşkanlığı adaylığından etmek için sonra da genel başkanlıktan devirmek için harekete geçti. Bu vefasızlığın ve siyasi hotbilliğin alkışlandığı, gurur duyulduğu, onay gördüğü tek ülke elbette burası olmasa da bu kadar çok destek görmesi de doğrusu biraz şaşırtıcı oldu. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındakiler bile partiye dün gelmiş kurnaz bir müteahhite CHP'ye anahtar teslim verdiler. İmamoğlu'nun hayatındaki en kısa sürede en karlı biçimde bağladığı iş bu olmalı. İmamoğlu kendisine vekil tayin ettiği Özgür Özel ile CHP'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla biraz parayla biraz istikbal dağıtarak ele geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançerinin arka planındaki hikayesi bu işte. Peki babasını arkadan hançerleyen biri bu ülkeye neler yapmaz? Onu da varın siz düşünün.